Merhaba, ismim Serhat Butur, Beykent Üniversitesi öğrenci dekanıyım. 2016 yılında Beykent Üniversitesi ailesine katıldım ve öğrencilerimizle beraber birçok projeye imza atmaya başladık ilk geldiğim yıldan itibaren. Diğer üniversitelerde de farklı görevlerimi bulunmaktaydı. Fakat Beykent Üniversitesi öğrenci dekanlığı görevimle beraber hem öğrencilerimizin sosyal hem de kültürel etkinliklerinde beraber olmak hem de onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımıza başladık o yıllarda. Bana sormak istediğiniz sorular varmış ve bugün en çok merak edilen 6 soruyu sizler için cevaplandıracağım. Üniversite bünyesinde kaç kulüp bulunmaktadır? 88 öğrenci kulübümüz var. Aslında bizim en çok gurur duyduğumuz noktalardan bir tanesi çünkü pandemi döneminde biliyorsunuz birçok kişi evlerdeydi ve bundan dolayı da bazı işler aksamaya başladığını duyduk her yerde. Fakat öğrencilerimiz asla durmadılar. 66 tane öğrenci kulübümüz varken pandemi döneminde 88 öğrenci kulübüne ulaştık ve çok daha hareketli bir dönem geçirdik. Aslında pandemiden önce bütün çalışanlarımızın da söylediği şuydu. Çok daha az yorulurken pandemi döneminde çok daha fazla yorulduk. Çünkü öğrencilerimizin etkinlikleri çok daha etkili, çok daha vurgulu ve sosyal anlamda topluma etkileyen noktalara ulaştı. Hem konuklarımızla hem çalışanlarımızla beraber aslında bu dönemi daha verimli geçirmeye başladık kulüpler hangi faaliyetleri gerçekleştiriyor? Öğrenci kulüplerimiz aslında birçok alanda faaliyet gösterdiler. Sağlık alanlarında, sosyal hayatta, spor alanlarında birçok noktaya değinebileceğimiz her noktada beraber olduk. Bunlardan bazıları kişisel gelişime yönelikti. Bazıları ise aslında firmaların üst düzey yöneticileriyle beraber olurken bazıları ise toplumsal projeler kapsamında dernekler ve vakıflarla ilgili etkinlikler gerçekleştirip bu bize neyi sağladı aslında? Sadece kendi öğrencilerimizin katıldığı etkinlikleri değil, Birçok ülkeden de katılımı olan etkinlikler sağladık. Biz bu sene e, öğrenci kulüplerimizin yaptığı etkinlikleri 300 bin üzerinde izleyici aldık ve bu bizim için büyük bir başarı oldu. Bu da aslında sizin sormuş olduğunuz soruya hangi etkinlikleri yaptınız ya da hangi kapsamda yaptınız derken biz Türkiye'de aslında hangi alanda ilgi duyuluyorsa birçok alanı etkileyebilecek etkinlikleri gerçekleştirmiş olduk. Hangi etkinlikler gerçekleşiyor? Ee, şöyle söyleyelim, aslında öncelikle kariyerle üzerine gidelim. Bizim genelde öğrenciler kendi kişisel kariyer yollarını belirlerken firmaların üst düzey yöneticilerinden birçok konuları dinlemek istiyorlar. Ve bu konularda aslında kariyerlerine hangi adımlarla başlamaları gerektiği, nasıl ilerlemeleri gerektiği ve şirketler bünyesinde yükselmelerin nasıl olduğu aslında anlatılan bazı etkinlikler gerçekleştirdik. Bu şu anda lise öğrencilerimizin üniversite hayatlarına geçerken nasıl kendi kariyer yollarını çiziyorsa... Üniversite öğrencileri de mezuniyetten sonra kariyer yollarını çizmeye çalışıyorlar. Buna bir örnek teşkil ediyor aslında bu yapılan çalışmalar. İkinci kısımda ise sanatçılarla birçok etkinlik gerçekleştirdi. Bu sanatçıların hangi hayat tarzları, hayatlarında aslında bu rolleri üstlenirken nasıl yükseldikleri, film çekimlerinde nasıl sıkıntılar yaşadıkları ya da mutlu oldukları konularında bazı etkinlikler yapıldı. Bunun dışında biz pandemi döneminde birçok yardım topladık. Bu yardımlar sayesinde aslında evde oturmadık. Kütüphaneler kurduk, e, toplumun ihtiyaç duyduğu noktalarda fayda sağlamaya gösterdik ve eğitimler açtık. Lise öğrencilerine eğitimler açıldı. Bunlar kodlama eğitimleri, mobil yazılım eğitimlerinden tutun da işaret dili eğitimlerine kadar aslında birçok etkinlikler yapıldı. Beykent Üniversitesi olarak aslında açmış olduğumuz bu eğitimlerle Türkiye'nin sınırları içerisinde olan bütün herkese bu eğitimleri sağlamaya başladık başardığımızı da düşünüyoruz. Çünkü burada bir sınır yoktu. Eğitim almak isteyen herkese de bu noktada ilerlediğimizi düşünüyoruz. Bunun dışında sosyal, kültürel etkinlikler dedik. Bizim yarışmalara katıldıklarımız da var. Bizim öğrenci de bahsetmiş olduğum 88 öğrenci kulübümüzde pandemi döneminde hatta dün çekimleri biten hem sinema kulübümüzün uluslararası alanda yaptığı yarışma, katıldığı yarışmalar hem de tiyatro kulübümüzün yarışmaları bir yandan da diğer öğrenci kulüplerimizin teknoloji alanında yaptığı yarışma, katıldığı yarışmalarla aslında etkinliklerimizi büyüttüğümüzü gördük. Bu sene etkinlik sayımızı %62 üzerinde arttırdık. Bu da ne demek oluyor? Bin üzerinde bir etkinlik sayısı oluşmuş oldu. Aslında etkinliklerde, yaptığımız etkinliklerde hem kişisel gelişim noktalarında firmalarla yaptığımız, aynı zamanda online teknik geziler yaptığımız, eğitimler düzenlediğimiz, sanatçılarla buluştuğumuz, derneklerle bir araya geldiğimiz ve bunun dışında da bahsettiğimiz teknolojik alandaki projelerle etkinliklerimizi tamamlamış olduk. Kişisel gelişim ve kariyer biriminden nasıl ve hangi destekleri alabilirim? Kişisel gelişim ve kariyer birimimizde birçok çalışma yapılıyor. Birinci sınıftan itibaren öğrencilerimizi ele almaya başlıyoruz. Bunlarda neler yapılıyor? Düzenlemiş olduğumuz etkinliklerde profesyonellerle bir araya getiriyoruz sizleri. Bu profesyonellerle bir araya gelmesiyle öğrenciler aslında kendi kişisel gelişimlerinin de nasıl olacağı konusunda bazı tüyolar almış oluyorlar. Düzenlediğimiz etkinliklerde katılım belgeleri veriyoruz. Katılım belgeleriyle aslında topladığınız katılım belgeleri gelecekte sizin iş ve staj olanaklarında daha bir ödüm öne geçmenizi sağlayacaktır. Bizim için bu sistemde ilerleme kısmı bu şekilde yapılır. İkinci kısmımız nedir? Bu etkinliklere katıldıktan ve katılım belgeleri aldıktan sonra aslında CV'nizi güçlendirme noktasına gidiyoruz. Aslında bütün adımlar kişisel gelişim ve kariyer biriminde CV'nizin dolu olması ve içeriğinin e, karşı tarafa rahat anlatılabilmesi adına oluşturulan bir yapı içerisindeyiz. Bizim eğitimler eğitimlerimizle beraber aslında CV'nizde farklı noktalara ulaşmanızı sağlıyoruz. Eğitim sertifika programlarında almış olduğunuz eğitim sertifika programlarıyla kişisel gelişimlerinizin ne kadar daha ileri seviyeye ilerlediğini göstereceğiz firmalara. Bunlar nedir? Örneğin Microsoft Office programlarıyla ile ilerleyebileceğiniz gibi bazı yazılım dillerini de rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Bunun dışında kendinizin aslında mülakat teknikleri kısmımızda ilerleyebilirsiniz. Ve kişisel gelişimize nokta noktası olabilecek kendi talepleriniz doğrultusunda da eğitimler açılabiliyor. Bunları da CV'nize ekledikten sonra aslında bizim diğer noktamız CV'lerinizi bunları nasıl yerleştireceğiniz kısmında birebir alacağınız eğitimle online CV'nizi düzenleyebilme şansınız var. Size atanan bir danışmanla beraber 45 dakika içerisinde CV'nizi bir şirkete sunabileceğiniz hale getiriyorlar. Ve Bununla beraber CV'niz oluşturulduktan sonra aynı zamanda bu yıl sisteme geçirdiğimiz bir envanter programımız başladı. Bu envanter programı aslında birçok şirketin kişileri işe alırken uyguladığı bir envanter programıyla eşdeğer olmakla beraber biz şunu düşündük. Şirketlerin birçoğuyla görüştükten sonra CV'lerinizin arkasına ekleyebileceğiniz bir envanteriniz olduktan sonra yerleşmeniz, bir firmaya yerleşmenizin çok daha kolay olduğunu öğrendik. O yüzden üniversitemiz tarafından uygulanan, online sistem üzerinden uygulanan bir envanterimiz bulunmakta. Envanterinizi istediğiniz takdirde yine özel bir danışman eşliğinde size yorumlanması, sizinle beraber özel bir koşuluk hizmetiyle bir danışmanlık hizmetinin verilmesiyle şu anda karşı karşıyayız. Bunların haricinde not ortalaması yüksek olan, 3'ün üzerinde olan öğrencilerimiz için bu yıl bir sistem gerçekleştirdik. Sektörde bulunan profesyoneller ve üst düzey yöneticilerle beraber 343 öğrencimize profesyonel koşu hizmeti sunuldu. 6 seans olarak uygulandıktan sonra raporlarımız alındı. Bir sonraki yıl bu koşu hizmeti çok daha hızlı ve daha etkili bir seviyeye ilerletilmesi düşünülmekte. Sayısının da arttırılması planlanmakta. Kişisel gelişim ve kariyer birimi içerisinde aynı zamanda iş ve staj olanaklarına ulaşabiliyorsunuz. Birçok yerde bunları duyabilirsiniz bu cümleleri iş ve staj olanakları ama bizim yaptığımız protokoller neticesinde aslında biz işe ve staj yerleştirirken şunu gerçekleştirmeye başladık. Sizi profesyonellerle karşı karşıya getirip mülakatları burada yapmanızı sağlıyoruz. Online mülakat simülasyon günlerimiz de aslında her yıl iki kere düzenlenmek üzere 40'ın 40 üzerinde firmanın İnsan kaynakları departmanlarından 3 ya da 4 temsilcisiyle beraber başvuru sağlayan öğrencilerimizin burada mülakatları gerçekleştiriyor ve daha hızlı bir şekilde onlarla tanışmanız sağlanıyor. Biliyorsunuz bu yoğunluk aslında farklı alanlardan CV'lerinizi gönderip değerlendirmesini beklerken aslında biz burada sizin değerlendirme sürecinizde hızlandırmış oluyoruz. Aslında bu ne demek oldu? İş ve staj olanakları size sağlıyoruz derken bunun da kanıtı sektörle sizi birebir yüz yüze getirme şansına sağlamış olduk. Kişisel gelişim ve kariyer biriminden birçok öğrencimizin WhatsApp grupları ya da buna benzeyen Telegram grupları ile aslında soruları oluyor. Öğrenci, buradaki çalışan kadromuz burada hızlı bir şekilde soruları cevaplarken sizlerin aynı zamanda farklı alanlarda isteklerinizin de hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlıyoruz. Eğitim ve sertifika programları var mı? Eğitim ve sertifika programlarımız aslında bir önceki kişisel gelişim ve kariyer birimimize anlattığım gibi birçok alanda düzenlenmektedir. Bunlarla ilgili sorularınız olursa tekrar bize ulaşabilirsiniz fakat sosyal medya hesaplarımızdan da bu eğitimleri görebilir. Aynı zamanda sizler de başvurabilirsiniz. Hiçbir kriter yoktur. Mezuniyet sonrası üniversite ile iletişim devam ediyor mu? E, tabii ki onlar şimdi Beykent Üniversitesi'nde 60 bin üzerinde mezun var. İletişimimiz devam ediyor mu derken onlarla beraber kol kola yürüyoruz şu anda. Ve onlar için oluşturduğumuz bir mezunat sistemimiz bulunmakta. Mezunat sisteminde bilgileri güncellenip aynı zamanda iş ve staj konularında öğrencilerimize destek olurlarken mezunlarımızla beraber gerçekleştirdiğimiz buluşma günlerimizde de aslında hem hasret gidermiş oluyoruz hem de onlardan aldığımız donelerle üniversitemizin kalitesini arttırma yönünde çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Onların aslında hem sektörde birçok noktada bulunmaları hem de bizlerle beraber devam etmeleri hem üniversitemizin daha da büyümesini hem de öğrencilerimizin geleceğe daha rahat ve daha güçlü bakmasını sağlamaktadır. Sorularınızı cevaplamaktan çok mutlu oldum. Umarım tanıtım ve tercih günlerinde yüzde geleceğimiz anlarımız daha çok olur ve burada sorularınızı cevaplayabiliriz. Merak ettiğiniz sorularınız olursa hem sosyal medya hesaplarından hem de mail üzerinden bizlere sorularınızı iletebilir. Bunları da cevaplamaktan mutluluk duyacağız. Çok nacizane kısaca bir tavsiyemiz olacak. Üniversite hayatına başladıktan sonra sosyal ve kültürel etkinliklerde lütfen bulunun. Öğrenci kulüpleriyle beraber yürüyeceğiniz bu yolda sizin kişisel gelişim ve kariyerinize çok büyük katkıların olacağını biliyoruz. Şirketlerle yaptığımız bütün görüşmeler aslında sizin CV'nizdeki bu ekip çalışmasına da nasıl yatkın olup olmadığınızı, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp almadığınız sorularını daha çok karşılaşacağınız bir alanda olacaksınız. Bunların haricinde öğrenci kulüplerinde beraber ya da öğrenci arkadaşlarınızla, takımlarınızla beraber yapacağınız projeler, bilimsel projeler, sizlerin aslında geleceğe nasıl daha sağlam adımlarla ilerleyeceğinizi göreceksiniz. İleriki yıllarda ya da ileriki günlerde bizlere katılın yapacağımız elektrikli araç projemizde, insansız deniz taşıt araçlarımızda, yangın dron, yangın söndürme dronlarımızla beraber akıllı otomatlarımızda sizleri de bilimsel projenin içerisine katalım. Beraber bu yolda yürüyelim ve geleceğe iz bırakalım hep beraber. Müzik